Manşete hoş geldiniz. Bugün 16 Ağustos 2022 günlerden salı. Deli Çavuş'un yazmadığı. KC'de bu yazıyor ve buna bakacağız elbette. Ama ondan önce şunu söylememe izin verin. Yorumları okuyorum, hepsini okuyorum ama binlerce yoruma cevap yazmak, hatta o yorumları like'lamak falan bile mesele. Hızlı bir şekilde okuyorum ve onlardan çok yararlanıyorum. Oradan aldığım perspektifle sonraki yayını, Ondan sonraki yayını planlıyorum ve orada bir takım sorulara o yorumlardan aldığım ilhamla, yorumlarda bizzat sorulan veya doğrudan dolaylı sorulan sorulardan aldığım perspektifle e, cevaplar e, sıralıyorum. Dolayısıyla bu yayını monolog olmaktan kurtarıyor. O açıdan yapacağınız yorumlar son derece kıymetli. Hepsi okunuyor. Herhangi bir etkileşimde bulunmasam da hepsine bir ara yapmaya çalışıyordum ama yetişemiyorum. Çünkü her bir yayına 5-6 saat çalışmam gerekiyor. Yine beğendiyseniz yayınları likelamanız ve paylaşımı artırmanız yorumların sayısını da artıracak ve bu programı daha da zenginleştirecek. Niye bu girizgahı yaptım? Şunun için. Bir önceki yayında Sedat Peker'in anlatımlarıyla Türk siyasal hayatına yön veren bir aktör oldu. Sedat Peker'in anlatımları ile ilgili olarak ee, dikkate değer bir yönüyle dikkate değer bir yönüyle dikkate değmez ya da bir yönüyle önemli ama bir yönüyle de pek bir yere gitmez falan gibi ee, yorumlarda bulundum ve bunun tenakuz olduğunu söyleyen seyircilerimiz oldu. Yani hem diyorsun ki bu dikkate değer, bu önemli, üzerinde durulması lazım hem de diyorsun ki buradan bir şey çıkmaz. Ne demek yani? Anlatayım. Sedat Peker içinde yaşadığı hadiseleri kendi tanıklıklarıyla anlattı anlatıyor. yani kendi tanıklığını ortaya koyuyor Anlattığı hadiselerde kimi aktörler kimi isimler o isimlerin karıştıkları hadiseler biliniyor. yüzde yüz değil Elbette ama e, mühim bir bölümü zaten biliniyor daha önce yayımlanmış kimi gazeteciler üzerine gitmiş kimi gazetelerde manşet olmuş internet sitelerinde çıkmış yorumlar analizler döşenmiş vesaire. Fakat sedat Peker gibi bir figürün içinden, Tam da bu kadar gündeme gelmişken, tam da böyle fenomen olmuşken özellikle son bir senede her anlattığı şey e, dinleniyor, her yazdığı okunuyor ve bir gündem oluyor, tartışılıyor. E, üzerine flaşörler çevriliyor. Yani işin böyle de bir yanı var. Yani kim söylemiş, hangi makamda söylemiş, nasıl söylemiş, kime söylemiş filan gibi bir hikaye. Yani hadiselerin biliniyor olması daha önce o aktörlerle ilgili haber yapılmış olması elbette bu o uğurda çalışan gazetecileri veya o işe emek harcayan insanları üzüyor biz bunu yazdık kitabını bile yazdık ama arkadaş Sedat Peker bir tweet attı herkes bunu konuşuyor diyor kimi isimler biliyorum ama bu iş böyle bir şey yani bir şarkıyı birisi hani kasetini alır eee kaset de satmaz, şarkı da tutmaz. Beş sene sonra bir başkası alır, okur, kaset patlar. Sonra öbürü de dövünsün, dursun. Şimdi ya bir yorum farkı var yani. Hani hemen sizden gelen şeyi işitir gibiyim. Yorum farkı var. İşte orada bir yorum farkı belki devreye giriyor. Değilse mesela son hafta sonu 100 tweetlik seride Sedat Peker Hasan Yeşildağ'dan bahsetti. Ve Hasan Yeşildağ elbette bilinen bir isimdi. 1978-79 yılından beri gazetelere haber olmuş. Adamın hayatı mafya. Ülkücü mafya olarak girmiş hikayeye cinayetler, insan kaçırmalar, tehditler, şantajlar, uyuşturucu her şey var. Ve bu insan Tayyip Erdoğan'ın şu anda bir numaralı kasası pozisyonunda. Hani deniyor ya işte Erdoğan'a sıra geliyor yavaş yavaş olay Erdoğan'a döndü falan. Ya Erdoğan'a falan döndü yok direkt Erdoğan'a Erdoğan'ın karnına çalışıyor şu anda. Midesine midesine çalışıyor. Hasan Yeşildağ denen kişi Erdoğan demek zaten. Erdoğan her şeyi kendisi yapan, her bir şeyi kendisi tutan bir insan değil ki. Paravanlarla yapıyor bu işi ve Sedat Peker şu anda o paravanları birer birer düşürüyor. Öyle bakın yani. Sıra Erdoğan'a ne zaman gelecek? Erdoğan da gelmiş durumda şu anda sıra zaten. Direkt Erdoğan'a çalışıyor. Şimdi bu yönüyle önemli dikkate değer ve şimdiden tarihe geçti. Yarın öbür gün bu döneme bakıldığında Sedat Peker'in her bir tweeti alınacak. Her bir videosundaki her bir paragraf neyse alınacak. Ve ayrı bir ünite ünite e, o kitabın fasikülleri olarak neyse işlenecek. Bu yönüyle kesinlikle dikkate değer ve tarihe geçti. Ben siyasal akışı değiştirmesi, Türkiye'nin siyasi kaderini değiştirip değiştirmeyeceği dönün, yönünde... E, Kaygıları olan biri olarak e, bu o kadar dikkate değer mi? Yani şerh koymamın nedeni o. Çünkü hani söyleniyor ya savcılar harekete geçmeyecek mi? Ne zaman harekete geçecek? Yani attığı her tweet hükümetleri yıkacak cinstendi. Günaydın. Yani yıllardır e, o harekete geçen savcıların, polislerin başına ne geldiğini gördük. Kimin harekete geçmesini bekliyorsunuz? Siyaseti değiştirecek, dönüştürecek kime ne oldu? Kabul ediyorum attığı her tweet, yaptığı her video Erdoğan'ın etinden bir parça koparıyor. Bir çizik atıyor siyasal iktidara, rejime. Bunu kabul ediyorum. Fakat bu bitirmeye yetecek mi? Yani 8 aydır, 9 aydır Türkiye <laughs> 3 haneli enflasyonu yaşıyor. Ciddi bir döviz krizi var, ciddi bir hayat pahalılığı var. İnsanlar bunalmış durumda. Ama iktidar 8-9 aydır getirdi. Bir 8-9 ay daha götürebilirse hani 50-55 milyar dolar dış kaynak gireceğinden falan bahsediliyor şu anda. Para basacak, tanzim satışta indirim numaraları çekecek. Şu olacak, bu olacak. Bir 8 9 ay daha böyle götürüp bir seçim olayını da geçiştirip durumu sürdürme derdinde. E bu pek çok da ortağı var. Sadece AKP'den ibaret, MHP'den ibaret değil ki olay. Oda TV'sinden Sözcü gazetesine e, Zafer şey e, şey e, Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ından e, cemaatlerine kadar alayı çalışıyor. Erdoğan'a çalışıyor yani. Dolayısıyla e, yani rejime çalışıyor. Bütün bunlar ortadayken şu 8-10 aydır gelen yoğun ve sert biçimde insanları etkileyen hayat pahalılığı halen devam ederken AKP bütün araştırmalarda CHP'nin bilmem kaç puan önünde birinci parti bir 8-10 ay sonra seçim olduğunda bu durumun değişeceğini öngörüyorsunuz. Veya Sedat Peker'in 2 ay kala patlatacağı videolarla durumu ters yüz edeceğini öngörüyorsunuz. Ben onu çok fazla öngöremiyorum. Yani o açıdan da Sedat Peker'e böyle bir misyon açıkçası biçmiyorum. Umarım yanılırım. Umarım siyasi yani umarım bu Türkiye'deki siyasetin akışını bir şeyler değiştirir de hep beraber yanılırız ve gerçekten Türkiye e, battığı e, noktadan tekrar e, yükselmeye başlar. E, bu yaptığım girizgah e, yorumlardan aldığım perspektif, yorumlarda gelen sorulara cevabım olsun. Bunu böyle kabul edin. Yoksa orada bir tenakuz yok. Elbette dikkate değer eleştiriler, dikkate değer tweetler, dikkate değer ifşalar söz konusu. Öbür yönü itibariyle bu siyasetin akışını değiştirir mi? İşte orada tereddütlerim var. Kastettiğim o. Şimdi siyaset Peker'e göre hizalanmasında ne yapsın? Ee, Süleyman Soylu her gün uyuşturucu operasyonu yapıyor. Adı Koko Süleyman'a çıkmış Süleyman Soylu Said Sefa'nın ifadesiyle. Aralarında öyle söylüyorlarmış uyuşturucu tacirleri Koko Süleyman. Ya adamın söylediği lafa bakar mısınız? İki yılda tam da böyle nokta rakam veriyor. 342.213 operasyon yapıldı uyuşturucu operasyonundan bahsediyor. 2 yılda 342.213 operasyon yapıldı diyor. Ya arkadaş. Ya sen sayı saymayı bilmiyorsun. Ya hiç dayak yemedin derler adama. Şimdi ben hesapladım orada görüyorsunuz. 342.213'ü bölün yılın günlerine, 2 yılın günlerine. Günde 468 operasyon yapar. Her gün her gün İçişleri Bakanlığı Emniyet her gün 468 uyuşturucu operasyonu yapıyor öyle mi? Yuh ya. İşte bu panik yani bu işin şeyi. Ee, ne derler? Ee, paniği, telaşı. Her neyse Deli Çavuş'un yazmadığıyla devam edelim. Sayit Sefa TR724 YouTube kanalında Metin Yıkar'a konuştu dün ve mühim bir şey söyledi. Ee, Sedat Peker'in deli çavuş hesabı üzerinden attığı tweetler gündemde ama Sedat Peker o tweetlerde de öncesinde de hep şunu söylüyor. Ulaştığı gazeteciler aracılığıyla da hep şunu söylüyor. Seçime iki ay kala video yayınlamaya başlayacağım. Söz namus diyor vesaire. İşte e, yayınlayacağı şeylerden e, mühim bir e, parçayı Sedat e, Said Sefa bu yayında anlattı. Birlikte izleyelim üzerine konuşacağız. bir şeyden daha bahsediyor Sedat Peker üç ayrı gruptan bahsediyor bir de bazı e, hakimlerden bazı yargı içerisindeki bazı şeylerden bahsediyor e, yargıda özellikle e, Yüksek Mahkeme üyelerinin telefon trafiği var e, Ömer Çelikle AKP sözcüsü Ömer Çelikle Ömer Çelik'in benim aldığım bir kulis bilgisini sizinle paylaşmış olayım. Ömer Çelik e, önemli kararlarla ilgili, politik kararlarla ilgili Osman Kavala davası olmak gibi o, o Selahattin Demirtaş davası gibi önemli siyasi kararlar, politik kararlarla ilgili mahkeme başkanlarına doğrudan talimat veriyor ve bunların konuşmaları kayda alınıyor. Ta, telefon şeyleri e, ve Sedat Peker'de benim haber kaynağımın Sedat Peker'e yakın bir haber kaynağımın vermiş olduğu aktardığına göre Sadet Peker'de bu kayıtlar var. E, mahkeme başkanlarına doğrudan talimat verilen kayıtlar oldu. E, ben işte iki ay seçimlere iki ay kala en büyük bombalardan birinin bunu bu olacağını düşünüyorum. Evet hem parti sözcüsünün hem de e, grup başkan vekillerinin e, mahkeme başkanlarıyla konuştukları telefon tapeleri e, ve doğrudan talimat verilme durumları var. Bunu tabii şimdi Sedat Peker kavgası gibi görmemek lazım. Derin devlet kendi içerisinde tasfiyeler yaşıyor. O tasfiyeler içerisinde de Sedat Peker bir yere temas ediyor. Bir yerde karşılığı var. Sedat Peker hem Avrasyacılarla hem benim NATO artı diye tanımlamış olduğum derin devlet yapılanmasının her iki cenahıyla da çok ciddi anlamda yakınlaşması olmuş. Peker öyle biri. Peker herkesle yakınlaşmaya çalışmış. Ve her yakınlaştığı herkesle ilgili de kayıtlar almış. Sanırım kafasında o büyük baron resmi vardı. Türkiye'nin büyük baronu olmak. Çünkü onlar ülkücü camiaya yakın olan insanlar bu tip işlerde başladıklarında kendilerine Alaaddin Çakıcı'yı sembol model olarak kabul ederler. Sanırım bir zamanların çakıcısı olmak, bir dönemin çakıcısı olmak ve Türkiye'nin bir numaralı şeyi olmak, işte derin devlet mekanizmasının sivil ayağının başı olmak için herkesle ilgili kayıtlar tutmuş. Böyle bir gücü var. Büyük Baron'la devam edelim o zaman. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti AKP'nin kuruluş yıl dönümü 21 yıl önce 14 Ağustos'ta kuruldu. Ama 14 Ağustos'ta Erdoğan Hacı Bektaş Veli işte törenlerine gitmeyi tercih etti. Ciddi bir alevi açılımı içerisinde. Daha önce yapmadığı şeyleri yapıyor. Cemevi ziyareti gibi Hacıbektaş Bektaş töreni gibi. Hacı Bektaş törenlerine Hacı Bektaş ilçesinde hemen her yaz Gitmiş yerinde takip etmiş bir e, muhabir olarak şunu söyleyeyim, e, o, o, o şenlikler daha çok işte CHP'nin o gün genel başkan Deniz Baykal'ın müdavimi olduğu e, şenliklerdi. Sağ partilerden iktidardan e, konuyla ilgili bakanların takip ettiği şenliklerdi. E, Cum Cumhurbaşkanı üzerinde Erdoğan ilk defa 20 sene sonra ilgi gösteriyor. Dolayısıyla AKP'nin kuruluş yıldönümü 14 Ağustos Pazar günü kutlanabilirdi. Ama bunu Hacı Bektaş şenliklerine veya törenine ayırdı Erdoğan ve kuruluş yıldönümünü 15 Ağustos'a aldı. Yani partisinin kuruluş yıldönümünü de bir gün erteledi Alevi açılımı için. Bunun da altını çizelim. Bugün diyor eğitimden enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, savunma sanayinden teknolojiye, her alanda dibin dibini gördük demiyor tabii, tarih yazan destan yazan gıpta ile takip edilen bir Türkiye var. Evet bu lafı ve bu lafın sahibini uzmanlara alanında uzman e, tıp mütehassıslarına e, havale edip devam edelim. Bu ülkenin en büyük açığı yerli ve milli muhalefet demiş. İşte o muhalefet nasıl dizayn ediliyor? Yayının bu noktadan sonrasında buna bakacağız. Büyük baron Erdoğan ve işte bunlarda muhtebetleri. Şimdi e, mahalle şaşırıyor. Yani diyor ki işte efendim bu bir gün gazetesinin iki gün önceki haberi. Kolin İnşaat 6 günde devletten 65 milyon TL vurgun yaptı. Böyle bir şey olabilir mi? Olur yahu. Hatırlayın ben AKP'nin AKP tipi yağma düzenini bundan birkaç hafta evvel bu şekilde maddelendirmiş ve size anlatmıştım. AKP tipi yağma düzeni bu. 7 maddede anlattım. Bu maddeleri 17'ye de çıkartabilirsiniz. 27'ye çıkar. Ana, Ama ana maddeler bunlar. İhaleli ihalsiz, ihalesiz, proje icat edilir. Belli holdinglere verilir. Bu holdingler işe almak için kamu bankasından düşük faizde kredi kullanır. Bu borç ertelenir, kuşa çevrilir, tahsis edilmediği de olur. Holding projeyi parçalar belli taşeron şirketlere paylaştırır. İşte bu Colin'in yaptığı benim sıraladığım grafikte yani şeye giriyor. AKP tipi yağma düzeninde 5. maddeye giriyor. Holding projeyi parçalar belli taşeron şirketlere paylaştırır. Holding bir kere daha ihale ediyor, aradaki farkı da cebe indiriyor tabii. Daha sonra da devlet işte müşteri garantisi, yolcu garantisi, ne bileyim, vergi barışları falan böyle yürüyor, gidiyor. Yani büyük baron orada. Dolayısıyla siz onun yanındaki Mehmet Cengiz'e çaktığınızda direkt ona çakmış oluyorsunuz. Hasan Yeşil Dağ'a vurduğunuzda Erdoğan'ı sarsmış oluyorsunuz. Haliyle Erdoğan'ın ve rejimin son birkaç gündür rahat olmadığını düşünüyorum rahat olmadıkları için de zaten bu dezenformasyon yasası falan gibi meselelere yoğunlaşmış durumdalar hemen ona bakalım Anadolu Ajansı'nın 11 Ağustos 2022 tarihli haberi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı işte orada meclis başkanları var görüyorsunuz e, fotoğrafta e, Fahrettin var Fahrettin Altun iki meclis başkanı var yan yana bu tarafta Köksal Toptan var metin kırdı ve Hakan Fidan. Hakan Fidan da orada. Hakan Fidan neden orada? İşte burada toplantının detaylarına baktığınızda Fahrettin Altun'un geçtiği mesajlarda şu maddeye dikkat. Diyor ki: "Kurul üyeleri Türkiye seçim satımı haline girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliği zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek Türkiye ile ilgili sadece sınırlar içinde değil yurt dışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulundu. Beni kastetmiyor sadece yurt dışından yayın yapan biri olarak. Asıl rahatsızlık nedenlerinden biri Sedat Peker ve onun gibiler. Evet. Devam. Açlık sınırı 6856, yoksulluk sınırı 23715 TL olmuş. Diskin yaptığı son araştırma. Kur korumalı mevduat bütçeye maliyeti 60 milyar TL'yi aşmış. Bu Bloomberg Habertürk'ün HD'nin grafiği Şenol Babuşçu da altına not düşmüş. Yıl sonunda tahminen 200 milyar TL. Turgut Özal 70'li yıllardaki kur korumalı mevduatı 80'li yıllarda temizlediğinde adeta bir şenlik yapmadığı kalmıştı. Yarın öbür gün bu rejimden, bu iktidardan e, ekonomi yönetimini devralan yeni iktidar da aynısını yapacak. Kur korumalı mevduat kamburuyla devralacak. Ve bu kamburdan kurtulduğunda, borçları ödediğinde neyse artık şenlik yapacak. Abdullah Naci hesabı çok güzel paylaşmış. Çok tuhaf bir ülke olduk gerçekten. Köprüyü, yolu, tüneli özel sektör işletiyor. Bulguru, pirinci, peyniri, zeytini devlet satıyor. Hiç girmeyeceğim tanzim satış meselesine. Yok işte indirimdi bindirim o videolar çok viral oldu. Dolaşıma girdi vesaire. Bir manası yok yani. Bir manası yok. Fakat orada modellenen bir şey var. Belli ki bu seçime kadar seçim ne zaman olacaksa 6 ay boyunca, 8 ay boyunca, 10 ay boyunca uygulanacak. Hatırlayın birkaç ay önceki yangında şey yayınlardan birinde e, Orban'ın Macaristan'da e, benzer bir kampanyayla ve benzer bir stratejiyle seçimi kazandığını anlatmıştım. Hatırlayın. Orban e, belli alanlarda fiyatı sabitledi. Belli temel ihtiyaç maddelerinde fiyatı sabitledi ve bunu yapmayanlara ceza verdi. Kapattı, üzerine gitti bilmem ne. Polisiye tedbirler uyguladı. Onun da karşısına muhalefet bir aday çıkarmıştı ama seçimden Ukrayna Savaşı'nın da tesiriyle zaferle çıktı. Şimdi astı astık, kesti kestik olarak devam ediyor. Bakalım peki seçimlerden önce fiyatını sabitlediği ürünlerin fiyatı sabitmiyor mu? Hayır. Şimdi Türkiye tabi benzer bir modeli orayı inceledi muhakkak ama benzer bir modeli tanzim satışlarla götürmeye çalışıyor. Yani fiyat kontrolü meselesi. Cem Toker demiş ki ekonomi bozulduğu için devlet bakkallık, lokantacılık, büfecilik yapmıyor. Devlet bakkallık, lokantacılık, büfecilik yaptığı için ekonomi bozuluyor. Çok doğru. Doğrusu bu esasen. O arada birilerine de ayar veriliyor sürekli. Rıfat Hisarcıklıoğlu burada da mevzu etmiştim. 28 Temmuz 2002'de paylaştığı tweette banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Şikayetler artıyor filan falan yüksek maliyetler çıkıyor diye böyle bir tweet atmıştı. Herkes şaşırmıştı. İktidarın yavuklusu, top başkanı Allah Allah nasıl olur böyle bir şey ki Rıfat Hisarcıklıoğlu oturduğu koltukta Tayyip Erdoğan'dan eskidir yani kıdemde. 22 yıldır falan top başkanlığı koltuğunda oturuyor. Hemen e, vatandaşın bir makarna tesisi mi varmış fabrikası mı varmış hemen ceza kesildi bilmem ne işlem işlem yaptılar banka kredilerinde normalleşme başladı diye de dünkü hürriyete böyle açıklamayı patlatmış. Ya böyle yalatırlar insana işte. Böyle yalatırlar. Neyse siyasete dönelim. Abdülkadir Selvi'nin iki yazısından yalan olmasın üç yazısından biri Kılıçdaroğlu geldi geliyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığına fena halde konuyu takmış durumda. İki yazısından biri ya da üç yazısından biri doğrudan bu. Ve ben yani yazıların başlığına bakın sadece. Hürriyet'in yazar arşivine gidin ve Abdülkadir Selvi yazılarını tık, tıklayın ve sadece yazıların başlıklarına bakın. Dersiniz ki bu Selvi bir saray kalemi olarak belli ki Erdoğan'ın karşısında böyle bir misyon edinmiş. Böyle bir misyonu bellemiş. Yani Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarma misyonu. En son bu kadar da açık başlık atmış. Yazıya falan hiç girmiyorum. Sadece başlığı getirdim. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yükselişte. Evet. O arada Canan Kaftancıoğlu'na Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatılmış. Ne dediği için demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz. Biliyorsunuz siyaset yasağı gelmişti. İstanbul İl Başkanlığı'ndan CHP'nin İl Başkanlığı'ndan CHP eee il başkanlığı düşürülmüştü vesaire. Siyaset yasayla birlikte vesaire. E ee, zannediyorum hapis cezası da tehir edilmişti. Neyse. Ee, Canan Kaftancıoğlu Erdoğan'ın mimlediği ve daha İstanbul'a il başkanı olduğu andan itibaren parti grup kürsülerinden falan hedef gösterdiği falan bir isim alerjisi var. Çok ciddi alerjisi var Canan Kaftancıoğlu'na. Belki Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok alerjisi var. O derece. Ondan dolayı yakasını bırakmıyor. Fakat Türk siyaseti ne yapıyor? Yani zaten yargıyla fena halde ya kapaçı olmuş, siyaset yasa almış işte vesaire. Doğrudan kendisiyle uğraşılan biriyken Canan Kaftancıoğlu şu sözü söylüyor. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz. CHP'de kaç kişi böyle bir çıkış yapıyor? Türkiye muhalefetinde kaç kişi böyle bir çıkış yapıyor? Yani Gerçekten bilmiyoruz ve gerçekten e, bu hayret verici bir durum. Kemal Özkiraz bir yayında diyor ki fezlekesi olmayan milletvekili mi olur? Katılıyorum. Canan Kaftancıoğlu'na böyle üst üste prangalar takılmaya çalışılırken fezlekesi olmayan milletvekili utanmalı yani. Ve belki de herkes bu lafı söyleyerek CHP grubunda Canan Kaftancıoğlu'nun yanında hizalanmalıydı. Şimdi ben söylediğim için yapmazlar ayrı bir konu ama farklı bir olayda yapabilirler. Herkes böyle bir tweet atsaydı bütün CHP grubu, bütün CHP üyeleri ne yapacaklardı? 50 bin CHP'li, 100 bin CHP'li bu cümleyi tweet atsaydı iktidar ne yapacaktı? Bir kişiyle böyle uğraşıyor ama 100 bin kişiyle uğraşamayacaktı. Bir kere daha söylüyorum. Fezlekesi olmayan milletvekili mi olur? Her milletvekilinin muhalif kendisine muhalif diyen her milletvekilinin fezlekesi olmalıydı. Fezlekesi olmayan kendinden şüphe etmeli. Allah Allah ya ben işte bu kadar yıldır milletvekili yapıyorum ama hakkımda bir fezleke düzenlenip gelmedi demek ki yeterince dikkat çekmemişim filan demesi gerekir. Evet. Daha fazla ne denir ki yani? İşte ortalık bunlara kaldı. Saatler süren ana akım diyor kendine bir de CNN Türk yayınında CNN bu kanala nasıl izin veriyor ayrı bir konu. Ağrı'nın belediye başkanı ne sıfatla olduğu belli değil bir yayına çıkartılıyor büyük Türk büyüğü muamelesi görüyor ve Kılıçdaroğlu'ndan Türk siyasetinin bütün unsurlarına kadar sorular soruluyor. Sonra vatandaş ağrıdaki ulaşımı anlatıyor pankartlarla. Bana ne ağrıdaki ulaşımdan ya? Ağrıda bir yerel kanala çıkar anlatırsın. Hoş kime ne söylüyorsun yani? Adam yerine koyup bir il belediye başkanını çıkartıp ana kanalda böyle konuşturuyorlar. Türkiye'nin her konusu hakkında da hakem kesiyor. Peki bu niye oluyor? Zorda vatandaş da ondan. Başı belada da ondan. PR yapmaya ihtiyacı var da ondan. Ve bu PR'ı CNN Türk'te yapıyor. İsmi CNN olan bir kanalda yapıyor. Neyse diğer belediye başkanlarıyla devam edelim. Şimdi Ümit Özdağ bir iddia gündeme getiriyor. Diyor ki işte Etiler Polis Evi arazisi üzerine 3 Kule Rezidans ve iş Merkezi AVM inşaatı ile ilgili Yolsuzluk, yolsuzluk yapıldığına dair belgeler gördüm diyor. Bu konuda ne diyorsunuz diyor. 31.809 metrekare kaçak inşaata nasıl izin verdiniz diye İmamoğlu'na sormuş. Altına Mem Memduh Bayraktaroğlu Bayraktar da şunu yazıyor. Ümit Özdağ'la mutabık olduğum ikinci konu budur. İmamoğlu'na bu soruyu kaç kez sorduğumu unuttum ama umursamadı. AKP'ye geçerse şaşırmam dediğim için bana küfredenler neredesiniz? İmamoğlu bu soruya neden cevap vermiyor? Etiler polis evi arazisi ki İstanbul'un en değerli arazisi ve bu araziye 3 kule rezidans iş merkezi AVM inşaatı ile ilgili ruhsat verildi mi verilmedi mi? Ümit Özdağcı dikkate almıyorsan Memduh Bayraktaroğlu'nu dikkate al. Onu dikkate almıyorsan öbürünü dikkate al. Hakan Koçak 10 soru sormuş Ekrem İmamoğlu'na 3 tanesini getiriyorum ekrana. İşten çıkarmaların Bakan Soylu'nun İBB'de teröristler var açıklamasından bir süre sonra ardarda arda yaşanması tesadüf mü? İşten çıkarmalar kod 42 ile oldu. Öyleyse çıkartılan emekçiler hangi vasıfları şartları bilgileri hakkında yanlış veya yalan beyanlarda bulunmuşlardır? Eğer işten çıkışlar kod 42 ile işçinin işvereni yanıltıcı beyana gerekçesiyle yapılmışsa neden Sayın İmamoğlu televizyon programların programında arkadaşlar aklı buluyorum bu bizim elimde elimizde değil demiştir filan. 10 tane soru sormuş bakın Twitter hesabında var. Öbür tarafta bir başka başkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Togo Kuleleri'ni hurda karşılığı yıkıyor ki bu biliyorsunuz Sinan Aygün'le daha görevinin ilk aylarında ya kapaça olduğu bir konuydu. Togo kuleleri, Sinan Aygün'ün kuleleri, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı yıkılıyor. 8 ayda yıkılacakmış. Burada da bir olumlu bir icraat var. Şimdi ben orada İmamoğlu göm, Mansur Yavaş'a bir şey yap, orada falan değilim. Ya da işte savcı sayanla başlayıp ağrıdan buraya getir, orada falan değilim. Örnekleri cımbızlamış falan değilim. Sadece bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani iktidarın iktidarı eleştirirken, İğneyi de kendinize batıracaksınız. Yani önce iğneyi kendinize batırın sonra çuvaldız. Yani sorulara cevap vermek, şeffaflık vesaire ve bu kent yönetiminden başlar. Yarın öbür gün Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu yer değiştirebilirler. Olabilir bu. Ama iş buradan başlıyor yani. Bir iki faydalı konuyla bitirelim. Özlem biraz yaklaştırayım ismi için okuyamadım. Özlem Ermiş Beyhan'ın haberi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın rafta kalan çalışması hayata geçirilmeli. Ücretsiz okul yemeği çağrısı. Dar gelirli aileleri vuran fakirleşme hız kesmezken yoksul bölgelerdeki okullarda ücretsiz bir öğün yemek dağıtılması gerektiği belirtiliyor. Bunu yapmalı. Hep misal verdiğim bir şey vardır. Belki bunun broşürü bile yapılabilir. Yarın öbür gün ülkenizin normale döndüğünü anlamak istiyorsanız bakacağınız konulardan biri de budur. Ücretsiz okul yemeği geldi mi gelmedi mi? Gelmediyse normale dönmemiştir. Geldiyse normale dönmüştür. Benim yaşadığım İngiltere'de okul yemeği ücretsiz. Evet. Yine benim yaşadığım İngiltere'de benim yaşadığım İngiltere'nin İskoçya, İskoçya'sında öyle söyleyeyim ücretsiz ped dönemi başladı. İskoçya hijyenik ped gibi ürünlerin ücretsiz sağlanacağı ilk ülke oldu diyor. Ülke lafı doğru esasen yani İngiltere dört ülkeden oluşuyor. Birleşik Krallık burası. Hükümetin ilgili kararına göre tüm belediye ve eğitim kurumları artık isteyen her kadına bu ürünleri ücretsiz olarak sağlamakla yükümlü. Düzenleme İskoçya parlamentosunda Kasım 2020'de oy birliğiyle kabul edilmiş 2 yıllık hazırlık süreci öngörülmüştü diyor. Tampon ve ped gibi kadın hijyen ürünleri hala hazırda öğrenciler için ücretsizdi. Şimdi kapsamı her ekonomik sınıf ve yaştan kadını kapsayacak şekilde genişletildi. Evet, Bu da harika bir uygulama. Kadınlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Yarın öbür gün... Umarız Türkiye'ye de gelir. Gelmeye de bilir. Ama bir önceki konu ücretsiz okul yemeği şart. Yarın, yani ülkenizin normale döndüğünü görmek istiyorsanız veya ülkemiz normale döndü mü filan diye e, zihninize bir düşünce gelirse bakacağınız kriterlerden biri de bu. Evet. Diyor ve yavaş yavaş toparlıyorum. Bir sonraki yayınımız perşembe sabahı olacak. Perşembe ve cuma günü manşet yayınlarıyla devam edeceğiz. Çarşamba günü Özgür Düşünce var. Profesör Doktor İbrahim Öztürk bu hafta da Eser Karakaş yok. Yine bir konuyla belli ki yayın yapacak. Yayınlarımızı takip edip yorumlarsanız biz bunlardan yararlanıyoruz ve onlara cevaplarımızı da gene yayınlarda veriyoruz. Eğer beğendiyseniz, like'larsanız veya beğen tuşuna basarsanız çok çok memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.